Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bu grafiğin kaynağı finnet2000.com'dan 25.10.2024 tarihli haberinden alıntı yapılarak açıklandı arkadaşlar. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Defter değerinin altında kalan BIST 100 hisseleri arkadaşlar. Borsamızın ilk 100 hissesi. Birinin altında şirketin piyasa değeri defterin değerinden daha düşük olabilir diyor. Bu durumda şirket defter değeriyle kıyaslandığında piyasa tarafından düşük değerlenir olabilir. Ancak bu mutlaka bir yatırım fırsatı anlamına gelmeyebilir. Şirketin finansal sıkıntılar içinde olduğu ya da büyüme potansiyelinin sınırlı olduğu anlamına da gelebilir arkadaşlar. Bakın burası önemli. Bu açıklamayı da yapalım. Şimdi buradaki genelde piyasada anlaşılan, evet burada bir not düşürmüş ama arkadaşlar piyasada genelde açıklanan piyasanın değerinden daha düşük değerleniyormuş gibi. Aslında Zoren mesela burada en düşük piyasa defter değeri oranına sahip Zoren. Ve milletin algısı olan bunun değeri çok düşük. Aslında olması gereken bir, yani mevcut katının yaklaşık 2,5 katına kadar bir artış söz konusu olabilir diye düşünülebilir. Ama sadece burada arkadaşlar şu açıklamayı istinaden bilgi sahibi olmanızı istedim. Şimdi Zoren arkadaşlar en düşük piyasa defter değerine sahip. Bunun dışında Akfen Gayrimenkul, RG Yaz, Vestel, Bera, Cante, hatta bunu biraz büyütelim arkadaşlar daha rahat görmeniz için. Şöyle hemen biraz büyütelim. Vestel, Bera, Cante, EKGYO, Dohol, Kardemir'de, Ecilç, Akfen Yenilenebilir Enerji, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ODAŞ, Türk Hava Yolları, Sahol, Şişe, Ereğli, Petkim, Halkbank, Alorko, Akol, Koçol, Şok Market, DOAŞ, Göltaş ve Bin Hovalı arkadaşlar piyasa defter değerinin altında olan hisseler olarak karşımda çıkıyor. Tabi burada baktığımız zaman en düşük Zoren arkadaşlar, onun dışında en yüksekte Binho, yani %1'in altında kalanlar için konuşuyorum. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar, en azından bir fikir sahibi olabilirsiniz bu konuda. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum, teşekkür ederim, sağ olasınız.